Radyo Çocuk Tiyatrosu. Yapım Radyo Bora. Oyunun adı Çiğdem Çiçekleri. Oynayan oyuncular Bahçeşehir Okulları 4A sınıf öğrencileri. Anlatıcı Elif Zobudoğuş. Muhtar Kadirhan Doğan. Kel Rüştü Muhammed Mertcan. Bekir Çavuş Kaan Erdoğan. Mustafa Mert Çoban. Selçuk Alperen Yaman. Hasan Naim Vatankulu. Mahmut Talha Kekeç. Nazlı Ela Irmak Tekaydın. Soner Ömerhan Ali Duran. Taner Deniz Emmioğlu. İdris Muhammed Mertcan. Gülizar Derin Gülsüm Önder. Nuriye Ceylin Ceren Atmaca. Ali Emir Doğan. Gazi Dede Alperen Kaleli. Hayriye Deniz Köse. Elif İlayda Kaya. Ayşe Damla Köse. Hasibe Yaren Silahlı. Mesut Zekihan Özkaya. İhtiyarlar Ömer Ali Duran, Kaan Erdoğan, Zekihan Özkaya. Oyuncuları hazırlayanlar Hikmet Şanlı, Alev Şahin Karbuz, Gülsepti Yaşin, Abbas Kılıç. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. O köy bizim köyümüzdür. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Şirin bir yerinde birbirine komşu iki köy varmış. Bu köylerden birine Akpınar, diğerine Yeşilbayır derlermiş. Bu iki köyün sınırını Göksedere dedikleri bir derecik ayırırmış. Yaz ve kış suyun eksik olmadığı Göksedere her iki köyün tarlalarını sularmış. Kuşların, kuzuların suyunun içtiği bu derecik rastladığı her çiçeğe Akpınar ve Yeşilbayır köyünün doğusunu fısıldarmış. Günlerden bir gün Akpınar köyünün muhtarı yanına iki arkadaşını alarak tarlaları gezmeye çıkmış. Yahu Bekir Çavuş, kaç saattir dolaşır dururuz. Şurada biraz dinlensek derim. Olur muhtar, oturup dinlenelim. Ben de çok yoruldum. Ne de olsa ihtiyarlıyoruz artık. Buyur ağam, sigara yap. Sen eskiden bu kadar içmezdin Rüştü. Bu ne haldir? Sigaranın ardı arkası kesilmiyor. Bırak muhtar, içme terli terli. Canım da istedi ama neyse, biraz dinlenelim sonra yakarım. Bırak şu zıkkımı içmeyi muhtar. Gelirken yokuşta tıkanıverdim. Sağlığa çok zararlıymış. Kaç defa bırakmaya karar verdim ama yine başladım insan alışmaya. Görsün alıştı mı bırakmıyor, zor oluyor. Boş ver ağam. Atın ölümü arpadan olsun. Sigara benim en iyi dostumdur. Sen öyle zannet. Sen sigarayı dostum diyorsun ama bakalım o da sana aynı şeyi söylüyor mu? Şunu hiç unutma. Dostu olmayanlar sigarayı dost edinir. Bekir Çavuş, karşıdaki Yeşilbayır köyünün tarlalarına baksana, ekinleri ne kadar da güzel yeşermiş. Evet muhtar, onların ekinleri her sene bizimkinden iyi olur. Öyle deme Bekir emmi. Toprak aynı toprak, su aynı su. Bu farklılıklar nedendir dersin Bekir Çavuş. Öyle deme Bekir emmi. Toprak aynı toprak ama su aynı su değil. Ne demek istiyorsun Rüştü? Ağam, demek istediğim şu. Yeşilbayırlar Gökçedere'nin suyunu bizden fazla kullanıyorlar. Nasıl yani? Anlamadım. Bakın anlatayım. Gökçedere'nin suyunu 3 gün 1, 3 günde onlar kullanmıyor mu? Evet öyle. Öyle ama öyle olmuyor işte. Biz 3 gün tarlalarımızı sularken onlar 6 gün suluyor. Ha! Nasıl olur işte? Yoksa bir hafta 9 güne mi çıktı? Gülme Bekir emmi. Haftanın 7 gün olduğunu ben de biliyorum. Yeşilbayırlar tarlaların buladıkları günün gecelerinde Gökçedere'nin suyunu kullanıyorlar. Nasıl, gecelerde mi çalışıyorlar? Hayır, geceleri çalışmıyorlar. Tarlalarının yukarısına bir havuz yapmışlar. Geceleri Gökçedere'nin suyunu havuza akıtıyorlar. Sabahları havuzun ağzını açıp tarlalara bırakıyorlar.
Vallahi iyi düşünmüşler. Su boş yere akacağına varsın tarlalarını sulasınlar. İyi ama Bekir emmi, bizim hakkımızı kullanıyorlar. Neden bizim hakkımızı kullansınlar? Gökdere'nin suyunu gündüz kim kullanırsa gece de kullanabilir. Ne dersin Bekir Çavuş? Bir havuzda biz mi yapsak? Neden olmasın Muhtar? Su boş yere akacağına tarlalarımızı sularız. Bu fikir kafama yattı. Şu yeşil bayırların akıllı insanlar doğrusu. Hamza, diyorum ki neden tarlalarımıza haftada 4 gün değil de 3 gün suluyoruz? Yıllardır hep böyle sürüp gelmiş. Bu dedelerimizin öyle anlaşmışlar. Gökçedere 3 gün, onlara 3 gün de bizim tarlalarımıza akmış. Bunu nasıl değiştireceğiz? Değiştirirsek ne olur? Olur mu öyle şey? Yeşil bayırlar ne der o zaman? Razı oldular mı hiç? Nasıl yani? Zor mu kullanalım? Hayır, zor kullanmaya gerek yok. Hele biz bir deneyelim, göreceksin. Ses bile çıkaramayız. Hiç zannetmem. Yeşil bayır birbirine tutkun insanlardır. Köylerinin halkına tecavüz edilmesine sessiz kalacaklarını sanmıyorum. Bana sorarsanız böyle bir şeye kalkışmak akılsızlık olur. Muhtar, uyma bu delinin aklına. Durup dururken yeşil bayırları kendimize düşman etmeyelim. Göreceksiniz. Bize karşı koymak şöyle dursun, ses bile çıkaramayacaklar. Bu işi bana bırakın. Tereyağından kıl çeker gibi halledeceğim. Eğer bu işi halledemezsem gözünüzün önünde bu bıyıklarımı keseceğim. Çimenler üzerinde çocuklar dokuz taş oyunu oynamaktadırlar. Nasıl, bu kadar uzaklık yeter mi? Yeter. Fazla bile. Bu kadar uzaklık yeter. Hangi grup ebe olacak? Bir dakika. Taşın hangi elimde olduğunu bilemezsen ebesiz olacaksınız. Tamam, oldu. Hangi elimde? Ya şunda ya şunda. Keçe külah bağışında. Ben bilmem, Allah bilir. Naneli şeker şunda kokar bunda. Bilemedin. Haydi bakalım, ebesizsiniz. Haydi atsana. Aa, değmedi. Orada buldu. Bu arkadaşlar Akpınar köyündenmiş, tarlalardan geliyorlarmış. Benim adım Taner, arkadaşımınki İdris. Tarladan geliyorduk da oyun oynadığımızı görüp buraya geldik. Bu Mustafa, bu Selçuk, bunlar Mahmut ve Nazlı. Bu da köyümüzün en hızlı koşucusu Soner. Hepimiz ilk öğretim 5. sınıfa gidiyoruz. Ne oyunu oynuyordunuz? Dokuz taş. Siz de katılmak ister misiniz? İsterdik ama biz yürümekten yorulduk. Siz oynayın. Siz oynarsınız, dörder kişi oluruz. Biz İdris'le yorucu olmayan bir oyun düşünüyoruz. Nasıl bir oyun bu? Çok heyecanlı. Hem yorulmak da yok. Çok mu heyecanlı? Belki bilirsiniz. Neymiş bu oyunun adı? Pişti. Pişti mi? Evet, pişti. Siz bilmiyor musunuz? Ben ilk defa duyuyorum. Ben de. Ben de hiç duymadım. Nasıl bir oyunmuş bu? Kağıt oyunu. Kağıtla mı oynanıyor? Oynamak ister misiniz? Ama nasıl oynandığını bilmiyoruz ki. Çok kolay. Nasıl yani? Önce kağıtları tanımak gerekir. Bu sinek, bu maça, bu karo, bu da kupa. Oyun 2 veya 4 kişiyle oynanır. İsterseniz nasıl oynandığını biz İdris'le oynarken gösterelim. Bu arada siz de öğrenmiş olursunuz. Çocuklar çimenlere oturmuş pişti oyunu oynamaktadırlar. Haydi Selçuk, ne bekliyorsun? Kessene şu kağıtları. Sıra bende mi? Sende tabii. Tamam, kesiyorum. Haydi oynayın. Önüne baksana. Kağıdına bakmıyorum. Bakıyordun işte. Bakmıyordum. Bir de yalan söylüyorsun. Ben yalancı değilim. Yalancısın işte, baktığın halde bakmadım diyorsun. Bana yalancı diyenin ağzını yırtarım. Arkadaşlar yapmayın. Haydi yırt da görelim. Yırtar mıyım, yırtmaz mıyım şimdi gösteririm.
Anne! Ağzı kanıyor. Yaptığını beğendin mi? O da bana vurdu. Gel eve gidelim. Gösteririm şimdi ben. Nuriye, Nuriye. Kimseler yok mu içeride? Size dedim, hangi deliğe girdiniz? Ne var ne oluyor Gülizar? Daha ne olacak? Baksana çocuğun yüzüne ne yapmış? Kim yapmış? Kim olacak? Senin buyu devrilir. Gülizar, bu nasıl söz? Nasıl olacak? Bayağı söz işte. Baksana yüzüne. Benim oğlum böyle bir şey yapmaz. O vurdu. Sen de ne yaptın kim bilir? Oyun oynarken hiç yere üzerine yürümüş. Durduk yere kimse kimseyi dövmez. Döver mi dövmez mi ben ona gösteririm. Dur hele, benim yanımda çocuğunu mu döveceksin? Çek elini üstümden. Evime giremezsin. Girer miyim girmez miyim gösteririm şimdi. Meydana yakın yerdeki caminin duvarına yaslanmış 2-3 yiğitler sohbet etmektedir. Ali, Ali. Bana mı seslendiler? Ali, bir dakika, bir şey diyecektim. Buyur Mesut, neymiş diyeceğin? Dün senin hanım bize gelir, bizim hanımın gözü önünde Sonia'yı dövmeye kalkmış. Ayıp değil mi yaptıklarınız? Ben duyunca hanıma öfkelendim. Elbette iyi şey değil yaptı. Ama senin çocuğun da bizim oğlanın dişini kırmış. Yalan söylüyordur. Çocuğun yalan söylediği yok. Ben gözlerimle gördüm. Oyun oynarken bizim oğlanı dövmeye kalkışmış. Soner de kendini savunmak için koluna geldiğini yüzüne değmiş. Olacak şey söyle de aklım alsın. Bal gibi yumruk atmış çocuğun yüzüne. Çekil yolumdan. Hem suçlu hem de güçlüsünüz. Hem de senin çocuğun arkasına mı düştüm? Gelmiş bana laf söylüyorsun utanmaz herif. Bana utanmaz diyeceğine karının terbiyesini ver. Onun bunun evine baskın yapmasın. Sana sorulmaz benim karımın terbiyesi. Gittik mi tatlıyorsun? Git başımdan, belanı arama. Haydi görelim kabada yılanı. Git diyor bana, durup dururken başımı belaya sokma. Dur yapmayın evladım. Evladım, neyinizi bölüşemiyorsunuz? Kocaman adamlarsınız, ayıp bu yaptığınız. Erkek sen gel haydi, görelim ipliğini. Bırak beni, tutma dayı, göstereceğim şuna dünyanın kaç köşe olduğunu. Onun kimsesi yok mu sandın? Onun kimsesi yok mu sandın? Bizim sülaleyi dövmek ha. Kabileyi dövmek ha. Çocuklar, gördüğünüz gibi Akpınar köyünden kel düştü. Yeşilbayır köyündeki bazı çocukları kumar alıştırarak kavga etmelerini sağladı. Çocukların kavgasına anneleri ve babaları da karışarak kavgayı büyüttüler. Sonunda Yeşilbayır köyü Çakıroğulları ve Rüstemoğulları diye ikiye bölündü. Bu iki sülale birbirine selam vermez oldu. Bir kabilenin at dediğine diğeri kara, birinin kara dediğine de diğeri at diyordu. Yeşilbayır köyünün ikiye bölündüğünü duyan kel düştü kıs kıs giriyor. Kafasındaki planları uygulamanın fırsatını kolluyordu. Bakalım Kerdüştü Göktedeğinin suyunu sadece kendi tarlalarını akıtmaya başaracak mı? Köy meydanına yakın yerdeki caminin duvarına yaslanmış oturan iki ihtiyar sohbet etmektedir. Hiç yıldırına köyümüz ikiye bölündü. Çakıroğulları Rüstemoğulları'nın bindiği otobüse binmiyorlarmış. Bu gidişle okulu camiyi de ayıracaklar. Hey Allah'ım! Bugünleri de mi görecektik? Sorma pirim. Nasıl oldu anlayamadım. İki çocuğun kavgası yüzünden köy birbirine düşman kesildi. Ah, oyunu öğrenmeleri yok mu? Hep onun yüzünden oldu. Şimdiye kadar çocuklar kendi oyunlarını oynayıp kardeşçe geçiniyorlardı. Ne oyunu oynuyorlarmış? Pişti oyunu. Şişti oyunu mu? Nasıl oynuyormuş? Bu hiç duymadım. Şişti değil. Pişti pişti. Senin anlayacağın bir çeşit kumar. Ne kumarı? Bizim köyde kumar oynanmaz ki. Oynanmaz ama oynuyorlarmış işte. Kavga ettikleri yerde kumar kağıtları bulunmuş. Kumarda ilk günden huzurumuzu kaçırdı desene. Gelen Gazi değil mi? Evet, o hani bugün şeylikte. Bilmem, gitmemiş işte. Selamünaleyküm. Ve selamünaleyküm. Şöyle otur Gazi. Merhaba Gazi. Merhaba. Hani bugün şehre gidecektin? Gitmekten vazgeçtim. Hayrola? Bu akşam bizim hanımla konuştuk.
Bu köyün hali neye varacak? Tohumları sökülüp atılmadıkça bu düşmanlık sürüp gider. Kalplerdeki kin tohumlarını ancak sevgi ateşi yok eder. Ne yapmalı insanların yüreğine sevgi ateşi düşürmeli? Hep bunları düşündük sabaha kadar. Biz de sen gelmeden bunlardan bahsediyorduk. Köyün hali kötüye gidiyor. Çakıroğulların bindiği otobüse Rüstemoğulları binmiyormuş. Bu gidişle okulumuzun camimizi de ayrılacak diyorduk. Ne edinip ne yapsak bilmem ki. Hasibe kadın akıllıdır. Bir çare düşünmedin mi? Ben de size ondan bahsedecektim. Uzun zaman düşündükten sonra şöyle bir şey geldi aklımıza. Nasıl bir şeymiş o? Bilirsiniz, kötü alışkanlık tembellikle, miskinlikle bulaşır insana. Kavga ise bilgisizlik ve akılsızlık yüzünden olur. İnsan düşünmez ki, çocukların kavgası yaz yağmuru gibi tez gelir geçer. İnsan bunu düşünmeyip çocuğun arkasına düşerek kavga çıkarır. Tabii ki sonun nereye varacağı düşünmez. Olan olmuş bir kere. Asıl bundan sonra ne yapmak lazım? Bir şeye karar verdik diyordun. Evet, hanımın düşüncesini anlatacaktım. Bizim hanım der ki, şimdi çiğdem zamanında çocukların dağlardan toplayacağı çiğdemlerle bir yemek pişireyim. Bu yemeğe komşu köyün çocuklarını da çağıralım. İnanıyorum ki pişirdiğim sevgi yemeğinden yiyen herkesin kalbinde sevgi çiçekleri yeşerecektir. Bu da ancak çocuklarda olur. Gördün mü ne güzel düşünmüş. Ben demedim mi Hasibe kadın akıllıdır diye? Ben de bu düşünceyi bir de size sorayım dedim. Nasıl bu fikir, uygun mu? Uygun olmaz mı? Hemen birlikte imamı da yanımıza alarak okula gidelim. Durumu öğretmen beye açıklayalım. Öğretmen bey, oğlum bu işe çok sevinecek. Çiğdem meselesini o çocuklara o söylesin. Hatta derim ki en çok çiğdem getiren çocuğa hediyeler verilsin. Çok güzel olur. Hemen gidelim. Haydi. Hemen. Hadi, şimdi de Ahmet amcaların evine uğrayalım. Haydi. Haydi. Çocuklar siz misiniz? Ne istiyorsunuz bakalım? Ya isteriz Ayriye teyze. Hemen getireyim, beklersiniz değil mi? Bekleriz teyze. Önce çiğdemlerinizi verelim. Alın bakalım, demek çiğdem oyunu oynuyordunuz. Oo maşallah, Hasan'la barışmışsınız. Bugün barıştılar. Bugün ne oldu biliyor musun Ayriye teyze? Ne oldu Nazlı? Töner Hasan'ı ölümden kurtardı. Ne, ölümden mi? Evet. Hasan kayaların gördüğü çiğdemi sökmek için kayalardan aşağı indi. İnme dedik ama bizi dinlemedi. Çiğdemleri söküp yukarı çıkıyordu ki ayağa bastığı taş kayadan kopuverdi. Hasan ne yapacağını şaşırdı. Bir yandan bağırıyor, bir yandan ağlıyordu. Aşağı inmeye hiçbirimiz cesaret edemedik. Soner hemen ayakkabılarını çıkarıp kayadan aşağı indi. Sonra Hasan'ın bulunduğu yere kadar tırmanıp omzuyla Hasan'ı yukarı kaldırdı. Soner olmasa Hasan yandaki uçuruma düşebilirdi. Aferin Soner. Arkadaş dediğin böyle olmalı. Sonra da birbirlerine kötü olan Soner ve Hasan sarılıp barıştılar. Hayriye teyze, bize müsaade et. Biraz daha yağ ve bulgur toplamamız lazım. Müsaade sizin çocuklar. Haydi başka evlere de uğrayın. Herkes alsın çiğdem çiçeklerinden. Ah çocuk olmak ne güzel. Hangi tarafa gidelim? Şu karşıdaki eve uğradık mı? Uğramadık. O zaman oraya gidelim. Gidelim. Gidelim mi? Haydi. Buyurun çocuklar. Gülizar teyze çiğdem oyunu oynuyorduk da. Siz kaç tane çiğdem istersiniz? 3 tane. Buyurun. Salçamız eksik. 2 dakika bekleyin, hemen geliyorum. Başka arkadaşlarınız da var mı? Ben ve diğer arkadaşlar da başka evlere gittiler. Yemeği ne zaman yiyorsunuz? Yarın Gökçe dere kenarında. Güzel. Haydi biraz daha yağ toplayın. Neredeyse zırhlar gelecek. Şimdi nereye gidiyoruz? Baksanıza diğer arkadaşlar da geliyor. Hani nerede? Bak karşıda geliyorlar. Bekleyelim bakalım onları ne kadar toplamışlar. Siz de mi bizim gittiğimiz evlere gidiyorsunuz? Hayır, sizin bu tarafa geldiğinizi gördük de bekleyelim bakalım onlar ne kadar toplamış dedik. Bizim kaplar doldu da taşıyor.
Gerçekten siz bizden çok toplamışsınız. Sizinki de az değil. Bu kadar bulgur ve yağ ile çok yemek olur. Kim yiyecek bu kadar yemeği? Hasibe nine kovaları verirken çokça tutmayın demişti. Ayrıca herkesin evine uğrayın, kimsenin evini seçmeyin diye sık sık tembih etmişti. Siz bu sokaktaki bütün evlere uğradınız mı? Bütün evlere uğradık ama bazılarında kimseler yoktu. Bekleyip geri döndük. Ne yapalım şimdi? Elimizdeki kapları Hasibe ninenin evine boşaltıp başka evlere gidelim. Haydi o zaman. Haydi. Göktürk'e kıyısında Muhtar Hamza ve Kenan Rüştü konuşmaktadırlar. Havuzu yaptık Rüştü, bakalım Göktürk'ün suyunu kullanabilecek miyiz? Elbette ağam. Bu yaptığınız köyümüz için büyük bir hizmet. Bundan sonra ekinlerden daha çok ürün alacağız. Bakalım bu işe Yeşilbayırlılar ne diyecek? Hiçbir şey diyemezler ağam. Tam sırası. Yeşilbayır köyü ikiye bölündü. Rüstem oğulları ile Çakıroğulları birbirlerine düşman oldular. Birlik olup bizim karşımıza çıkamazlar. Ben size dememiş miydim ağam? Bu işi tereyağından kıl çeker gibi halledeceğim diye. Ulan şeytan, yoksa sen mi düşürdün onları birbirine? Orasını sorma ağam. Ben yapacağım dersem yaparım. Söyle bakalım, ne ettin de yıllardır kavga gürültü etmeye köylülerin birbirine düşman ettin? Çocuklar sayesinde ağam, çocuklar sayesinde. Nasıl, anlamadım. Çok kolay oldu. Önce çocuklarına kumara alıştırdım. Kumara alışan ne yapar? Çocukların kumar yüzünden yaptıkları kavgayı anneler ve babalar da karışınca kavga büyüdü. Sonunda köy ikiye ayrılıp birbirine düşman oldu. Çocukları bu işe karıştırmanı sevmedim. İyi ama ağam, başka türlü nasıl köy ikiye ayırabilirdik? Hem kötü mü oldu? Bundan sonra Gökçedere'nin suyundan 4 gün 3 gün doğumlar yararlanacak. Sen öyle zannet. Biz Gökçedere'nin suyunu kesince belki de küçük olanlar barışıp bir araya gelecekler. Yeşilbayırlıların sularını kesmemize razı olacaklarını hiç sanmıyorum. Göreceksin ağam. Seslerini bile çıkaramayacaklar. Düşmanlıkları o kadar ileri gitmiş ki bir tarafın ak, öteki taraf kara diyormuş. Bekleyip göreceğiz. Yalnız şunu unutma. Ben köylüyü belaya sokmak istemiyorum. Sen suyun önünü kesip bir dene bakalım. Nasıl bir tepki gösterecekler. Eğer birlik olur da niçin suyumuzu kestiniz diye gelirlerse kendi ellerimizle bıyıklarımızı keseriz. Anlaştık mı? Anlaştık ağam. Şu gelenler Yeşilbayır köyünün çocukları değil mi? Evet, önlerinde bir de kadın var. Bizi burada görmesinler. Yukarı tarafa gidelim. Gidelim ağam. Çocuklar, burası iyi. Genişçe bir yer. Bakraçları buraya bırakın. Pilav kapları şok almış Hasibe nine. Haklısın oğul. Zaten onları senden başkası taşıyamazdı. Ayranları da yanlarına mı bırakalım? Olur çocuğum. Hasibe nine Gazi'de de çok geç kalmaz değil mi? Öğle namazını kılıp geleceklerdi. Fazla geç kalmazlar. Onlar gelinceye kadar oyun oynasak? Niçin olmasın? Haydi o zaman. Ne oyunu oynayalım? Küçük at. Haydi çocuklar, küçük at oyunu oynuyoruz. Benim küçük bir atım var. Otur dersem oturur. Büzül dersem büzülür. Ayakları rap 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 rap. Süzül dersem süzülür. Elleri şap şap şap. Bir o yana bir bu yana tıp. Ha şöyle, size gülmek yakışır. Kavga sinleyinize. Gazi dede geldi. Öğretmen bey oğlum, şöyle buyur. Hanım, hazır mı yemekler? Soğuyor bile. Hani köylüler gelmedi? Onlar da geliyor. Muhtar Ali'ye İmam Efendi ve Mesud'u getirmeye gitmişti. Gelirler birazdan. Sen de istersen çocukların yemeklerini vermeye başla. Onlar açlığa sabredemezler. Olur. Ayşe kızım, tabakları getirir misin? Buyur Hasibe nine. Sağ ol kızım. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Gel Muhtar, şöyle buyur. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam hocam. Sen de kalk hadi. Yaklaş. Sen de otur. Kalkar mısın Mesut? Şimdi beni dinleyin. İçi kibir ve düşmanlık dolu kalpten daha kötü bir şey bilmiyorum.
Öfkeye pişmanlık ilacı fayda vermez. İnatçılıktan da rezillik doğar. Dört günlük dünyada kardeşçe yaşamak varken düşmanlık niye? Dostluk ve kardeşlikle çocuklara örnek alın. Bakın onlar ne güzel oynaşıp gülüyorlar. Haydi siz de barışıp kucaklaşın bakalım. Getir hanım sevgi yemeğinden. Gazi dede, Gazi dede. Ne var yavrum söyle ne oldu? Gökçe derenin suyunu kesmişler. Suyu mu kesmişler? Kim yapar bunu? Hangi hayırsızın işi bu? Durun heyecanlanmayın. Yemeğinizi yedikten sonra gidip bakarız. Yemekten önce bir baksak dede. Kalkın gidelim. Hiç kimse yerinden kalkmasın. Yapma yapma ağam. Ne yapıyorsun Muhtar? Bırak garibanı. Ne garibanı Gazi dede? Bu gördüğün sivri akıllı benimle bahçe tutuşup eski köye yeni adet getirmek istemişti. Başta bizim köyün çocuklarını yeni adete karşı çıkarttılar. Gerisini sonra anlatırım. Sonunda Rüştü bahsi kaybetti. Ben de huzurlarımızda bıyıklarını kesiyorum. Çünkü böyle anlaşmıştık. Kesiyorum, kesiyorum, kestim.